Yepyeni bir mutfağım şahaneye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yöresel lezzetlerimizle devam ediyoruz. Bakalım ilk olarak ekranlara hangi güzel yemeğimiz geliyor? Merhaba Özlem Hanım, Kayseri'mize hoş geldiniz. Bugün size yöresel lezzetli yemeğimiz olan yağlama yapacağız birlikte. İnşallah siz evlerinize yaparsınız. Önce malzemelerimizi anlatayım. Hamurumuz için un, tuz, maya, biraz süt ve su. İç malzememiz için yarım kilo kadar dana kıymamız var, yarım demet maydanoz, 2 domates, 3-4 tane yeşil biberimiz var, 3 baş kuru soğanımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi başlıyoruz yoğurum aşamasına. Unumuzu alıyorum. 3 kase kadar un koyuyorum. Mayamızı ilave ettim. Yarım bardak kadar süt. Sonra suyumuzu ilave ederek kıvamlı bir hamur yapıyorum. Hamurumuz kıvama gelene kadar güzelce yoğuruyoruz. Kulak memesinden bir tık daha sert olması lazım. Çünkü şebit yapacağız ince ince açılması için. Hamurumuz yoğurmamız çok önemli. İçinde hiç bütür kalmaması lazım. Yumuşacık kıvamlı olması lazım. Biraz daha süt ilave edeyim yumuşaması için. Süt hamuru yumuşak tutuyor, lezzet veriyor. Yumuşak ve lezzetli olduğu için biraz süt, biraz su. Bu da bize özgü bir şey süt kullanmak. Her yerde süt kullanılmaz. Evet, güzelce yoğuruyoruz hamurumuzu. Suyunu, ununu güzelce yediriyoruz. Kayseri'nin bu yöresel bir yemeği çok lezzetli bir yemektir. Davetlerde, özel günlerde sürekli yenilen bir yemek. Evet, hamurumuz olmak üzere. Biz genelde bu hamuru mayalı yapıyoruz. Yumuşak ve lezzetli olması için. Mayalanmasını bekleyemeyeceğimiz için hamurumuz hazır şu anda. Ben mayalanmış hamurdan devam edeceğim. Evet Özlem Hanım, hamurumuz hazır. Ben hızlandırmak için daha önceden hazırlayıp mayaladığım hamurumdan kullanacağım. Bunu beze yapacağız, küçük bezeler. Hamurumuzu yarım saat kadar mayalandırıyoruz. Böyle küçük bezeler yapıp dinlenmeye bırakıyoruz. Hamuru dinlendirmek, mayalandırmak çok önemli. Hem lezzet açısından hem yumuşaklık, kıvam açısından. Evet, hamurumuz hazır. Hamurumuzu bezeledikten sonra Özlem Hanım 15-20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Açması kolay olsun, lezzetli olsun, yumuşak olsun diye. Hamurumuz dinlenirken Özlem Hanım biz iç malzemesini hazırlıyoruz. Özellikle tereyağımız, birazcık sıvı yağ kullanıyoruz. 50 gram kadar tereyağıyla biraz sıvı yağ kıymamızı kavurmaya bırakıyoruz. Kıymamız burada güzelce kavruluyor. Kıymamız kavrulduktan sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi biraz kıymamızın kavurmasını bekleyelim. Evet Özlem Hanım, kıymamız kavrulurken biz iç malzememizi hazırlayalım. Öncelikle soğanlarımızı doğrayalım. İnce doğramamız gerekiyor soğanımızı. Soğan çok önemli yağlamanın lezzet açısından. İnce ince doğradığımız soğanları daha sonradan kıymamıza ekliyoruz. Bu tarif için 2 tane soğanımız yeterli olacaktır. Evet, soğanlarımız hazır. Şimdi sıra geldi domateslerimize. Domateslerimizin de kabuğunu soyup ince ince tekrar doğruyoruz. Domates ayrıca çok lezzet verir. Domatesimiz lezzet ve kıvam açısından çok önemli yağlama için. Bunu da ince küçük küçük doğruyoruz. Kıymamızın içinde erimesi lazım. İri doğradığımız zaman erimez ve yağlamamız lezzetli olmaz. Yağlama Kayseri için çok önemli bir yemektir. Her davetlerde, her yemeklerde, misafirliklerde olmazsa olmazımız. Evet, son domatesimi de doğradım. Sıra geldi maydanoz ve biberimize. Domateslerimiz de hazır. Biberlerimizi de doğruyoruz. İnce ince olması gerekiyor biberlerimizin de lezzet açısından. İçinde iri olmaması gerekiyor. 3 tane biberimiz yeterli. İsteyen acı tercih edebilir. Yani o insanın damak zevkine bağlı. İstemeyen tatlı biber kullanabilir. Evet, biberlerimiz de hazır. Evet, maydanozumuz da sıra. Maydanozumuzu da ince ince doğrayıp en son ilave edeceğiz. Çünkü lezzet açısından, görsellik açısından önemli bir detay. Evet, malzemelerimiz hazır. Kıymamız bir güzel kavruldu, hamurumuz dinlendi. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Kavrulan kıymamızı, soğanımızı ilave ediyoruz. Sonra domatesimiz, biberimiz. Bütün malzemelerimizi ilave ettikten sonra biraz kavrulması lazım. Baharatlarımızı en son ilave edeceğiz. Şimdi hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Evet Özlem Hanımcığım, dinlenen hamurlarımızı incecik güzelce açıyoruz.
Yağlamanın hamurunu incesini tercih ediyoruz. Kayseri'de incecik açılır yağlama hamuru. Evet, bu hamurumuzu kenara alıyorum. İkincisini açıyorum. Yağlamamızın Kayseri'ye özgü deyimiyle şebitini açmaya devam ediyorum. Pişirme aşamasına geçiyoruz. Kıymamıza bakalım. Kıymamız kavrulmaya devam ediyor. Biraz daha zaman var pişmesine. Kıymamızın malzemelerini katmaya başlıyoruz. Yağlamamızın. Toz biberimiz, tatlı toz biber. İsteğe göre acı da kullanabilirsiniz. Biraz kimyonumuz var, yarım çay kaşığı. Yarım çay kaşığı kadar karabiberimiz var. Bir yemek kaşığı salçamız var renk vermesi için. Tuzumuzu da ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Kıymamız pişiyor, hazır sayılır. Soğanlar, domatesler güzel de içinde eridikten sonra baharatlarımızı da kattık. Şimdi şebitimizi pişirmeye geçebiliriz. Kıymamız hazır. Evet, tavamızı ocağa koyuyoruz. Birazcık ısınması lazım. Isınmadan pişirirsek sert olur şebitlerimiz. Lezzetli olmaz. Evet, pişiriyoruz. Kıymamızı kenara alalım. Şebitimiz kabarcık kabarcık olduktan sonra çeviriyoruz. Evet, şebitlerimiz pişmeye devam ediyor. Güzelce kabarıp kızarması lazım. Ben bu şekilde iki şebitimi de pişirip arkasından iç malzememizi koyup yağlamamızı bitireceğiz inşallah. Tavamızı indirdik. Şebitlerimiz hazır. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Tabağımız hazır. Kıymamızdan alıp şebitlerimizin üstüne bolca sürüyoruz. Bol bol sürdüğümüz için adı yağlama olmuş bunun. İkinci katı da yapıyoruz. Bunu istediğiniz katta yapabilirsiniz ama bizim tercihimiz iki kat. Evet, bu şekilde yağlamamız hazır. Şimdi kesme işlemine geçiyoruz. Bizim mutfak için özel kullandığımız makasımızla kesiyoruz. Yemesi kolay olsun diye böyle ince üçgen dilimler halinde kesiyoruz. En son maydanozumuz var. Maydanozumuzu isteğe göre ister üstüne ilave edip yiyebilirsiniz veya kıymanın içine katıp da yiyebilirsiniz. Yanında yoğurtla servis yapıyoruz. İsterseniz sarımsaklı yoğurt, isterseniz sade yoğurtla yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık Semra Hanım. Çok güzel bir lezzet oldu. Yapan deneyen herkese afiyetler olsun diyoruz. Şimdi Şanlıurfa'ya geçiyoruz. Şanlıurfa'da harika bir köfte, Müslüman köfte yapılacak. Bakalım tarifi nasıl? Merhaba Özlem Hanım. Şu an sizlere Müslüman köftesi yapacağım. Etimiz, cirişimiz, Urfa biberimiz, Urfa salçası, biberimiz, maydanoz, kuru soğan. Şu an malzemelerime başlıyorum Özlem Hanım. 250 gram ciriş. Yarım bardak suyu karıştırıyorum. Çünkü ıslansa daha güzel oluyor. Biberimi katıyorum. Çok az da karabiber koydum. Tuzumu ekliyorum. Şu anda içine hazırlıyorum Özlem Hanım. Maydanozumu ince ince doğradım. Şu an soğanımı doğruyorum ince ince. Soğanımı da doğradım. Lahmacun içi gibi hazırlıyorum içine. Etimi kattım. 250 gram et. Salçamı da kattım. Karabiberimi de kattım. İçini hazırlayacağım. Şu anda harmanlıyorum içini. Güzel güzel Özlem Hanım. Daha lezzetli, daha güzel olsun. Evet, içimiz de hazır Özlem Hanım. Şu anda Özlem Hanım köfteyi yoğurmaya başlıyorum. Urfa'da sık sık yapılır. Annemin en sevdiği yemektir. Annemizden öğrendik. Burunun köftenin ıslanması lazım. Çünkü daha güzel açılmağı için güzelce ne yoğuracaksınız. Annem küçükken çok yapardı bize. Hep yerdik, çok severdi. Şu an sakız gibi olmasını bekliyorum. Güzel bir şekilde. Köftemi, harcını yoğurdum, hazır. Şu an ceviz kadar yapıyorum. Annelerimizden kalan en güzel yemektir. Şanlıurfa'nın meşhur yemeği. Siz de bekleriz Özlem Hanım. Açtıktan sonra ona şekil vereceğim. İçine katacağım. Parmak yardımıyla bir de suya elimi katıyorum. Şu anda hazır, açtım. İçine katacağım. Şu anda içini kapatıyorum Özlem Hanım. Şu şekilde musturma köftemiz. Şu anda köftelerimi aynı böyle hazırlayacağım. Suda kaynatacağım. Pişirdikten sonra yiyeceğiz Özlem Hanım. Siz de bekleriz.
Bir yandan ben yapmaya devam ederken ben salçalı suyumu hazırlıyorum. Bir kaşık salça, lezzetini, tadını, Urfa salçası el yapımı. Şu an ben su katıyorum. Çünkü salçayı döksem olmaz. Salçanın erimesi için sıcak suyla karıştırıyorum. Şu an suyum hazır. Salçayı hazırladım. Tencereme döküyorum. Ay ne güzel, lezzetli, güzel bir yemeğim olacak. Şu an suyum kaynadı. Köftelerimi içine atıyorum. Pişirmeye devam ediyorum. 15 dakika. 15 dakikada yemeğim hazır. Afiyet diyeceğiz Özlem Hanım. Köftemiz hazır Özlem Hanım. 15 dakika kadar pişti. Köftemi dolduruyorum. Güzel bir şekilde. Üstüne de su katıyorum Özlem Hanım. Daha lezzetli, daha güzel görülmesi için. Sevrisimi yaptım. Musulman köftesini lezzetine bakmaya hazırım. Ben tarifini verdim. Yapamayanlar Şanlıurfa'ya gelsin. Mükemmel bir tarif oldu. Nasıl güzel görünüyor? Ellerinize sağlık. Şimdi buyurun Muğla'ya geçelim. Muğla deniz ürünleriyle de ön planda olan bir kentimiz. Bize balık köftesi yapılacak. Bakalım tarifi nasıl? İzliyoruz. Merhabalar Özlem Hanım. Bugün sizlerle birlikte Muğla'dayız. Bugün size birlikte balık köftesi yapacağız. Balık köftesi ister öğle yemeklerinde çocuklarımıza yapılabilecek, ister akşam yemeğinde işimize yapılabilecek çok güzel bir tariftir. Yapması kolay, evimizde bulunabilecek, kolay malzemelerle yapılabilecek bir şey. Malzemelerimizde temizlenmiş balık, diğer balık çeşitlerini de yapabiliriz. Hamsidir, levrektir, çupra gibi. Hamsi, maydanoz, taze soğan, nane, yumurta, limon, soğan ve tuz baharatlarını kullanmayı tercih ediyoruz bugün. Sizler de farklı çeşitlerde farklı baharatlar kullanabilirsiniz lezzet açısından. Şimdi başlayalım size. Öncelikle hamsimizi, temizlenmiş hamsimizi küçük parçalara ayırmak için dolduralım. Küçük hamsilerimizi küçük parçalara öncelikle ayırmamız gerek. Şöyle kullanalım. Balığımızı aynı bir kıyma harcı gibi hazırlamamızı tercih ediyorum. Çünkü yaparken ve bunu biraz daha yaptığımız köfte kıvamında olması gerek. Daha kolay bir şekilde kıvam alabilmesi için. Şöyle göstereyim yani. Gayet kıvamını almış bir şekilde kolaylıkla rendeden geçirip yapabilirsiniz. Bunu öncelikle bir kabımıza koyalım. İçine soymuş olduğumuz soğandan ekleyeceğiz. Küçük parçalara ayırmakta özen gösterelim ki yaptığımızda soğan parçacıkları fazla belli olmasın. Gerçekten sevilen, dediğim gibi yapması kolay bir yemekti. Bu şekilde küçük parçalar ayırdıktan sonra onu da bir kabımıza ekleyelim. İçerisine lezzet verme açısından limonun sadece dıştaki sarı kabuğunu rendeleyeceğiz içine. Lezzet ve aroma vermesi için sadece. Limonumuzu dışındaki sadece içine aroma verecek kadar rendeledikten sonra limonumuzu aynı zamanda doğrayıp suyun içine sıkabiliriz kolay bir şekilde. Hem tekrardan limon sıkma derdimiz olmaz, hem aynı zamanda güzel bir lezzet verir. Daha güzel pişmesi, daha güzel kızarması için sadece yumurtanın sarısını, bunu da bir tabağa kırıp bir kaşık yardımıyla sadece sarısını alabiliriz. Taze soğanımızı doğrayacağız içine. Aynı küçük bir şekilde, genellikle bunda küçük parçalara ayırmamız gerek ki hem kıvamını güzel bir şekilde alması, kolay bir şekilde birazdan görecek olduğunuz gibi kolay bir şekilde top yapmamız lazım. Ve yerken o soğan parçacıkları olsun, maydanoz parçacıkları olsun ağzımıza kötü, çok belirgin bir tadı olmaması lazım. Sadece lezzet vermesi gerek. Şöyle taze soğanımızı da ekleyelim içine. Daha sonra maydanozumuz var. Aynı maydanozumuzu da küçük parçalara ayırarak robottan da geçirebilirsiniz. Genellikle ev hanımlarımız bu şekilde de yapar. Daha kolay ve daha rahat olma açısından. Ama küçük parçalara ayırırım diyorsanız hiç makineden geçirmeye gerek yok. Bu şekilde doğrayıp zırhlayabilirsiniz. Maydanozumuzu da doğrayalım içine. Katalım. Daha sonra içine baharatlarımızdan nane, kullandığımız nane atıyoruz içine. Biraz tuz ekleyeceğiz. Biraz karabiber.
ve yoğun bir kıvam alması için ve güzel kızarması için galet unu ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı. Ve bunu şimdi yoğurarak aynı bir köfte yapar gibi kıvamını alacak şekilde bu şekilde yoğurmamız lazım. Bunu yoğurduktan sonra çok cıvık bir kıvam alırsa biraz daha galet unu ilave edebilirsiniz. Onu hamurunuzun harcına göre kıvamını aldıktan sonra bunları şimdi aynı bir köfte yapar gibi bir yumurta büyüklüğümüzde elimize alıp yuvarlak hale getirip şu şekilde göstereyim. Şöyle top haline getirip bunu yağda kızartacağız. Şöyle şu kıvamda bunu yağımızda kızartacağız. Balık köftemizi bu hale getirdikten sonra bir ızgara tavasına veya normal bir tavaya ayçiçek yağı veya zeytinyağı ekleyerek kızgın yağ atmaya özen gösterelim. Çünkü soğuk yağda kıvamı bozulur. Harcımız biraz daha cıvık bir şekilde olur. Dağılmaması için kızgın bir yağ da kızartacağız. İster öğlen yemeklerinde çocuklarınızı, balık sevmeyen çocuklarınıza yedirebilir. İster akşam yemeklerinizde eşine hazırlayabileceğiniz çok güzel ve kolay bir tarif. Son köftemi de şöyle yağ attıktan sonra bunları kızartacağız, kızarmasını bekleyeceğiz. Balık köftemizi arkalı önlü kızartacağız. Şimdi arka önlerini kızartıp çevirelim bunları. Gördüğünüz gibi gayet iyi kızarmış bir şekilde. Diğer yönlerini de kızartacağız. Şimdi arka yönlerini çevirdik. Aynı şekilde diğer kısımları gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Gayet lezzetli bir şekilde afiyetle yiyebileceğiz. Balık köftem hazır. Şimdi servis tabağıma alacağım balık köftelerimi. Gerçekten çıtır çıtır bir lezzet açısından da, görünüş açısından da. Şimdi balık köftemiz hazır. Aynı şekilde çok güzel hem öğlen hem akşam yemeğinde yenilebilecek çok güzel bir ürün. Şöyle içerisi de olmuş bir şekilde. Ben bir tadına bakayım sizin yerinize. Ben tarifimi yaptım. Çok güzel bir ürün çıkarttım. Siz de evlerinizde yapabilirsiniz. Yapamazsanız buyurun gelin Muğla'ya hep birlikte yapalım, yiyelim. İyi yayınlar. Çok güzel bir tarif oldu. Ellerinize sağlık. Biz bu tarifleri aynı zamanda YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdi Adana'ya geçiyoruz ve Adanalılar bize yaprak sarma yapacaklar. Merhabalar Özlem Hanım, hoş geldiniz. Bugün Adana'mıza yöresine ait zeytinyağlı yaprak sarması hazırlayacağım sizin için. Malzemelerimiz pirinç, kuru nane, karabiber, pul biberimiz, sarımsağımız, tuzumuz, nar eşkimiz, zeytinyağımız, doğranmış yine hazırlanmış bir baş kuru soğanımız, bir demet maydanozumuz, bizim Deniz Kızları kooperatifimizin yaptığı, kendi yaptığımız biber salçası ve domates salçası. İlk önce daha önceden yıkadığım pirincimi döküyorum. Bir baş doğranmış soğanımı üzerine ekliyorum. Bir baş önceden doğradığımız yine sarımsağımı ekliyorum. Bir demet doğranmış maydanozumu da ekliyorum. Daha sonra bolca yani 2 yemek kaşığı kuru nanemi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kadar da yine pul biberimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçam. Bir tatlı kaşığı da biber salçam. Nar eşkim. Bu isteğe göre. İsteyen daha eşki seviyor. Kimisi daha sade. Bir su bardağı kadar da zeytinyağımı ekliyorum ve bunları harmanlıyoruz. Salçalarımızın tuzlarından dolayı çok az miktarda tuz kullanıyorum. Çünkü salçalarımız kendi yaptığımız için tuzlara belirli miktarda var. Çok az da tuz ekliyorum o yüzden daha lezzetli olsun diye. Ama isteğe bağlı buna taze nane, sarımsak ve soğan da koyabiliriz bunları taze olarak. Daha lezzetli verebilir. Şu anda içimiz hazır. Sarmak için kenara alıyorum. Daha önceden de haşlamış olduğum yapraklarım hemen alıyorum. Size nasıl sarılacağını da göstereceğim. Bana bunu annem öğretti. Çok teşekkür ediyorum ona. Çok ince sarmak ister o. Her zaman öyle söyler. Çok az bir iç koyuyorum inceliği için. Hemen yandan katlıyorum. Diğer yana da alıp katlıyorum. Bu şekilde sıkıca sarıyorum. Hemen size tekrar
göstereyim. Yaprağımızın bu yüzünü kullanıyoruz, ters yüzünü. Çünkü daha damarlı, daha hoş görünmesi için yaprağımızın şu düz yerine dış tarafa getiriyoruz ki daha hoş dursun. Ve zeytinyağlılarda fazla iç koymamak daha iyi. Neden diyecek olursanız, içinde kıyma olmadığı için pişmeyebilir. O sıkıntı yaratır, çiğ kalır. Ama az koyarsanız, hafif gevşekte sararsak bu şekilde çok da güzel pişmiş bir şekilde yeriz inşallah. Bir tane daha hemen gösteriyorum. İçimi yayıyorum. Kenarlardan tekrar katlıyorum. Ne sıkı ne de çok gevşek bir şekilde sarıyorum. Şimdi ben bu yaprakları bitirene kadar saracağım. Tekrar pişirme aşamasında görüşürüz. Son yapraklara kadar sardım. Tencereme doldurdum. Ve son birkaç taneyi de tencereme dizip ondan sonra ocağıma koyacağım inşallah. Çok güzel oldular. Tam ağzınıza layık. Evet, şu anda işlemimi bitirdim. Sıcak suyumu ekliyorum. Böyle kenardan bozulmasın sıralar diye. Suyumuzu ekledik. Şimdi ocağımıza alıyorum. Sarmamız kaynamaya başladıktan sonra ağzını kapatacağız. Yavaş yavaş yaklaşık bir saate yakın kaynayarak pişecek. Evet Özlem Hanım, şimdi yaklaşık bir saat içerisinde pişmiş olan sarmalarım altını kapatıyorum. Servis tabağına alıyorum. Verdiğim bu tarif zeytinyağlı ve çok güzel oluyor. Daha sağlıklı. Yöremizde sıkça yapılan bir yemek. Kendi yapraklarımız, kendi asmalarımızdan toplayıp kış hazırlıkları yapıyoruz. Özellikle de Ramazan aylarında hemen yanına limonlarımı da koyuyorum. Servise hazır. Ben tarifimi verdim. Herkes evinde denesin. Adana'dan herkese sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl güzel bir tarif oldu. Canımız çekti. Yapan deneyen herkese afiyetler olsun. Şimdi biz buyurun Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de bize fırın ağzı yapılacak. Evet, merhabalar Özlem Hanım. Bugün yine Kayseri'deyiz. Kayseri'de Kayserimizin yine yemeklerinden, meşhur yemeklerinden fırın ağzını yapacağız. Fırın ağzı önceden, çok öncelerden paşalara, sultanlara yapılan bir yemeğimizdir. Biz bu yemeği bugün tarihi mekanımızda, mahzenimizde yapacağız. Yemeğe başlamadan önce içeriğini, malzemelerini tanıtayım, anlatayım öncelikle. Kuzu pirzola, biraz da yağlı kısmından olacak. Yağlı kısmından olması daha lezzetli olmasını sağlar. Yanında kapya biber, köy biberi, domates ve soğan. Yemeğimize başlamadan önce kuyruk yağını, biz kuyruk yağını biraz önceden doğradık. Kuyruk yağını kullanacağız. Tepsimizin altına dizeceğiz önce kuyruk yağımızı. Kuyruk yağı harika bir lezzet veriyor. Fırın ağzının olmazsa olmazlarındandır kuyruk yağı da. Biraz da ben fazla kullandım ki daha lezzetli olsun diye. Biz şimdi yağımızı dizdikten sonra önce etimizi alacağız bir kısmını. Biz bunu terbiyeleyeceğiz, marinalayacağız, bekleyecek. Bu beklerken biz domatesi, biberimizi doğrayacağız. Ben hemen önce bunu bir soslayayım. Sosu için öncelikle tuz. Şöyle renk versin diye toz biber kullanacağız. Biraz karabiber. Karabiberi fazla atmayacağız çünkü acıtabilir. Aroma versin diye de kekik kullanacağız. Baharatlarımız yeterli. Biraz da sıvı yağ kullanacağız. Etimizi iyice harmanlıyoruz. Baharatı, tuzu hepsini birbirine yediriyoruz. Kuzu kaburga ve kuzu pirzola. Biz bugün kuzu pirzoladan denedik. Biraz yağlı kısımlarından seçtik. Daha lezzetli olsun diye. Ondan dolayı biz kaburgaya gerek duymadık. Şimdi malzememizi doğrayacağız. Önce kapya biberimizi doğrayalım. Kapya biber müthiş bir tadı vardır. Yani renk de verir aynı zamanda. Şimdi birkaç tane de yeşil biber alıyoruz. Malzememizi doğruyoruz. Malzemelerimizi biraz uzun doğruyoruz. Çünkü çok küçük doğrarsak malzemeleri fırında pişirdiği için çabuk ölür. Biraz ömrü uzasın diye
Biraz uzun, biraz da kalın doğruyoruz. Özlem Hanım, şimdi fırın ağzımızı yaparken 2 adet kırmızı biber kullandık. 2 adet de yeşil biber kullandık. Soğanımızı da alıyoruz. Soğanımızı da halka şeklinde doğruyoruz. Domateslerimizi de aynı şekilde doğrayacağız. Bunları böyle doğramamızın sebebi biraz önce dediğimiz gibi çabuk ölmemesi için. Etlerimizi pişerken domatesimizin, biberimizin de biraz diri kalması için. Bu yemek fırında pişerken de suyunu bırakmasın diye, yani iyice çamur olmasın diye biraz da ondan dolayı diri bıraktık. Şimdi etlerimizi diziyoruz. Malzememiz hazır. Önceden sermiş olduğumuz kuyruk yağlarımızın üstüne pirzolalarımızı diziyoruz. Özlem Hanım, siz de bu yemeği hazırlarken etlerinizi daha önceden marinalarsanız daha güzel olur, daha lezzetli olur. Şimdi etlerimizi dizdik. Biberimizi diziyoruz önce. Kırmızı kapya biberimizi dizdik. Şimdi yeşil biberimize geçiyoruz. Bunları böyle dizerken de biraz da görüntü açısından hoş olsun diye böyle diziyoruz. Şimdi soğanımızı seriyoruz. Şimdi sarımsağımızı atıyoruz. Sarımsak da çok önemlidir aslında. Bu aroması hepsinde fazladır. Bunu biraz daha fazla atmamız hepsine yani güzel lezzet katabilir. Bunu ben biraz fazla atacağım. Antibiyotiktir kendisi. Şimdi de domateslerimizi seriyoruz. Evet Özlem Hanım, yemeğimiz hazır. Yemeğimiz şu an harika görünüyor. Bu yemeğimizin sondan bir önceki aşaması, biz bunu alüminyum folyo ile kapatıyoruz. Biz bunu fırına vereceğiz. Taş fırını. Siz bunu evde yaparken kendi elektrikli fırınlarınızda yapabilirsiniz. Yalnız orada kontrollü bir şekilde yapmanız daha uygun olur. Şimdi bazı fırınlarımız 250 dereceye kadar çıkıyor. Ortalama siz bunu 180 derecede yaparsanız veya 160 derecede daha sağlıklı olur. Şimdi biz bunu folyolarken biz Kayseri'mizin tarihi mekanlarından, mahzenlerinden Talas bölgesindeki ünlü mahzenlerinden birinde size yemek hazırlıyoruz. Bunu taş fırında yapmak istediğiniz zaman bunu folyoyla kapattıktan sonra iyice kapatmanız lazım. Ortalama 2 saat, 2,5 saat kadar pişecek bu. Tabii ki kontrol ederek. Pişirdikten sonra kapağını biraz açıp kontrol ettikten sonra tekrar pişireceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet Özlem Hanım, tekrardan buradayız. 2,5 saat sonra yemeğimiz hazır. 2,5 saat piştikten sonra yemeğimiz sultanlara layık hazır. Şimdi ben bunu sunacağım. Domateslerimiz gördüğünüz gibi çok fazla ölmemiş. Sarımsaklarımız şu an harika, gayet tam kıvamına gelmiş. Yemeğimiz hazır. Biz bunu şimdi afiyetle tadacağız. Tabii siz tadamayacaksınız. Ben sizden önce tadayım. Siz de artık evinizde dışarıda yaptıktan sonra tadarsınız inşallah. Evet Özlem Hanım, yemeğimizin tadına da baktık. Gayet lezzetli olmuş. Kuyruk yağlarımız çok güzel erimiş. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Yapamazsanız da Kayseri'ye gelin, bizi bulun, hoşça kalın, Allah'a emanet olun diyoruz. Mükemmel bir tarif daha öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Muğla'ya geçiyoruz. Muğla'da da birbirinden güzel yöresel lezzetler var. Ot yemekleri meşhur ama et yemekleri de oldukça popüler. Şimdi bize Muğla usulü mumbar dolması yapılacak. Merhabalar Özlem Hanım. Bugün Muğla'dan bağlanıyoruz size. Ben Rana. Bugün sizler için mumbar dolması yapacağız. Mumbar dolması için malzemelerimi sayıyorum. Öncelikle 3 takım kuzu bağırsağı kullanacağız. Bununla beraber 1 su bardağı kadar pirinç kullanacağız. 1 fincan dolusu ince bulgur. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı ise karabiber kullanacağız. Kimyon kullanacağız. Kimyonu daha sonra sosu için de kullanacağız. 4 diş sarımsak kullanacağız. 1 tatlı kaşığı nane kullanıp 1 çay kaşığı kadar tuz kullanacağız. Bununla beraber ilave olarak 2 domates, 1 adet büyük soğan, 1 demet maydanoz kullanacağız. Şimdi malzemeleri ilk başta karıştırmaya geçeceğiz. 1 su bardağı kadar pirinci karıştırma kabımı ekledim. Üzerine 1 fincan dolusu kadar ince bulgurumu ekleyip iyice harmanlıyorum. 2 yemek kaşığı kadar salçayı ekliyorum.
kimyon ilave ediyoruz. İyice yoğurmaya devam ediyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. Son olarak içerisine yine bir tatlı kaşığı kadar nane ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi bir demet maydanozu iç harcı için dilimlemiş olacağız. Şimdi kıymış olduğumuz maydanozları harcımızın içerisine ekleyip birazcık daha yoğuruyoruz. İçerisine sarımsaklarımızı ince ince kıyıyoruz. Evet, şimdi kıymış olduğumuz sarımsakları içerisine ekliyoruz. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımızı kıydıktan sonra içerisine hazırlamış olduğumuz harcın içerisine ekleyeceğiz. Soğanları doğradık. Şimdi soğanlarımızı hazırlamış olduğumuz mumbarın iç harcına ekleyip iyice yoğurmaya devam ediyoruz özleşmesi için. Çok az sıcak suyumuzdan ilave ediyoruz ki harcımız kuru kalmasın. Birazcık daha ele avuca gelebilsin. Yoğurma işlemimize devam ettikten sonra domateslerimizi ince ince kıyacağız. Kıymış olduğumuz domatesleri içerisine ilave ediyoruz harcımızı ve sonrasında içerisine pul biber ekliyoruz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edip harcımızı iyice yoğurmaya devam ediyoruz. Harcımız bu sayede hazır. Birazdan iç kısmını doldurmaya geçeceğiz. Mumbar dolmamızın iç harcını hazırladık. Yoğurma işlemimiz bittiği için şimdi iç harcını doldurmaya geçiyoruz. İç harcını doldurmadan önce mumbarlarımız üzeri tuzlu oldu ve tuz kaldığı için mumbarlarımızı ılık suda yıkadık ve tersine olarak dolduracağız. İsterseniz bunu kabak oyma makinesiyle ya da kabak oyma bıçağıyla da doldurabilirsiniz. Ya da şırıngayla da doldurabilirsiniz. Tersine doğru doldurmaya başlayacağız. İç harcımızı parmağımızın ucuyla doldurmaya devam edip aşağı doğru ittiriyoruz. Şimdi ben bu şekilde bütün mumbarlarımı dolduracağım. Mumbarlarımızı doldurduktan sonra tenceremize almadan önce sosumuzu hazırlayacağız. Doldura doldura mumbarlarımızı bitirdik. Şimdi ise mumbarlarımızın sosunu hazırlayacağız. Sosu için daha önce içerisinde kullandığımız yarım kalan domateslerimizi rendeleyeceğiz. Şimdi yöresel tereyağlarımızı erimesi için ekliyoruz. 3 yemek kaşığı kadar. Ve üzerine rendelemiş olduğumuz domatesimizi ekliyoruz. İyice eriyinceye kadar tereyağımız kavuruyoruz domateslerimizi. Tereyağımıza domates ve biber karışımı salçamızı ekliyoruz. Tabii ki salçamızın iyice yoğun kıvamdan uzaklaşabilmesi için sıcak suyumuzu ilave edip iyice çözdürüyoruz. Çözdürdüğümüz sıcak suyun üzerine bir yarım su bardağı kadar et suyu ekliyoruz ki lezzet versin. Bir çay kaşığı kadar karabiber, üzerine bir çay kaşığı kadar kimyon ekliyoruz. Kimyon hem mumbarın ağır kokusunu alması için hem de içerisindeki o hafif ekşiliği alabilmesi için kullanıyoruz. Hazırlamış olduğumuz karışımımıza biraz da sıvı yağ ekliyoruz ki herhangi bir dolma olmasın. Bu karışımımızın içerisine bir tatlı kaşığı da nane ekliyoruz. Karışımın içerisine 4 diş sarımsağımızı ince ince kıyıyoruz. Kıymış olduğumuz sarımsakları sosumuzun içerisine ekliyoruz. Karışımımız içerisinde hazırlamış olduğumuz, doldurduğumuz mumbarları ekliyoruz. Ki bütün o sarımsağın tadını, kokusu hem içerisine özleşsin hem de hazırlamış olduğumuz karışım içerisinde pişebilsin. İyice suya gömülmesi gerekiyor. İçerisine yerleştirdik. Yaklaşık 1-1,5 saat, 2 saate yakın kontrol olarak pişireceğiz. Evet, şimdi tadına bakıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Harika olmuş. Muğla'dan kucak dolusu selam ve sevgilerle.
Çok teşekkür ediyoruz bu şahane yöresel lezzet için. Biz bu tarifleri aynı zamanda YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdi buyurun Şanlıurfa'ya gidelim ve Şanlıurfa'nın meşhur ciğer sotesini öğrenelim. Merhabalar, Şanlıurfa Peygamberler şehrine hoş geldiniz. Şimdi Özlem Hanım sizlere ciğer sote yapacağız. Şimdi malzemelerimiz ciğer sote için yeşil biber, kırmızı biber, soğan, ciğer, kuyruk yağı, karabiber, tuz, olmazsa olmaz Urfa'nın isotu. Şimdi öncelikle ciğerimi alıyorum, küp küp kesiyorum. Bizim tercihimiz genellikle kuzu ciğer. Dana ciğerden de olur. Bunları bu şekilde küp küp kesmeye devam ediyorum. Urfa'da sabah kahvaltılarında filan şiş ciğer yenir. Öğle öğünlerinde sabah kahvaltılarında tava sotede yapılabiliyor. Evet, son parçamı da küp küp doğruyorum. Ondan sonra ciğeri doğrama işlemimiz bitti. Ben ciğeri şu şekilde tabağıma alıyorum. Fazla içerisinde doğradığımızda kanlar çıkıyor ya. O kanlar orada süzüle dursun. Ben hemen soğanı filan geçiyorum. Benim tarifim için yarım soğan yetiyor. Soğan ciğere gerçekten çok yakışıyor. Bir tane yeterli soğan. Onu da tabağa alıyoruz. Soğanlarımı çok küçük küçük doğramadım. Çünkü içerisinde gözüksün diye. Ondan sonra Urfa'nın olmazsa olmazı kırmızı biber, acı biberdir. Şu şekilde de Urfa'da çıkarabiliyoruz yani. Bunlar da çok küçük şekilde değil de normal şekilde doğruyorum. İsteğe göre artık bir tane, iki tane siz isteğinize göre doğrayabilirsiniz. Bir tane de yeşil biber içerisine renk katsın diye. Bunu da doğradıktan sonra şimdi malzemelerimiz hazır. Artık ciğeri tavayla buluşturacağız. Kuyruk yağımızı doğruyoruz. Çünkü kuyruk yağı daha güzel bir aroma verir yemeğimize. Biraz kuyruk yağı çok küçük küçük şekilde doğrarsak daha güzel olur. Ocağımız kızdıktan sonra kuyruk yağlarımızı içerisine döküyoruz. Erimesini bekliyoruz. Çok güzel sesler geliyor. Çıtır çıtır. Kuyruk yağlarımız tamamen eriyene kadar tahta kaşığı yardımıyla tavamızda karıştırıyoruz. Kuyruk yağlarımız eridi. Fazla kıkırdaklarımızı alıyoruz. Bunları da ayrı bir tabağa koyuyoruz. Tabii bunlar israf olmuyor. Bunları tuzla birlikte harmanlayıp ekmek arasında yiyebilirsiniz. Kokoreç şeklinde de oluyor. Çok güzel tatları oluyor. Daha önceden kestiğim küp küp ciğerlerimi süzülmeye bıraktım. Fazla kanları. Onları artık süzüldükten sonra tavamla buluşturmaya geliyorum. İşte bu sese hayranım ben. Evet, birazcık sotelenmeye bırakıyoruz ciğerlerimizi. Ciğerlerimiz suyunu salmaya başladı. Tamamen ciğerlerimiz suyunu bitene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Kısık ateşte sürekli tahta kaşığı yardımıyla döndürüyoruz ciğerleri. Evet, şu anda ciğerlerimi karıştırıyorum. Ciğerlerimin suyunu çekmesini bekliyorum bu arada. Ondan sonra malzemelerimi içerisine harmanlayacağım. Ciğerimiz suyunu çekti. Artık malzemelerimizi alabiliriz. Soğanımızı. Önceden doğradığımız biberleri. Biraz pul biberimizi. Biraz tuz atıyoruz. Biraz da karabiber. Ondan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Ciğerle beraber. Sabah kahvaltısında yenilir. Gece yenilir. Yani ciğer her yerde hayatımızda vardır yani. Urfa'da hayatımızda vardır. Biraz daha parlak gözüksün diye ben biraz daha yağ alacağım. 10 dakika sonra yemeğimiz hazır. 10 dakikamız geçti. Artık tamamen biberlerimiz, soğanlarımız tamamen soldu. Ciğerimiz de tamamen yumuşacık oldu. Artık yemeğimiz hazırdır. Ocağımızı kapatıyoruz. Ve sunuma geçiyoruz. Siz de orada olsaydınız daha iyi olurdu. Ama maalesef ben sizin yerinize yemeğin tadına bakacağım. Ekmeği alıyoruz. İçerisine ciğerimizi koyuyoruz. Tuzumuzu serpiyoruz. Of 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 of. Herkese Şanlıurfa Peygamberler Diyarı'ndan sevgiler, saygılar. Başka bir programda, başka bir yemekte
Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve ne yazık ki Bir Mutfağım Şahane'nin daha bugünlük sonuna geldik. Bu tariflerimizi YouTube kanalımızda da bulabilirsiniz. YouTube kanalımız Esir Genç TV, Instagram adresimiz Esir Genç. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Yeni günde yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.